atıyoruz içeriği. Buradan hava üflemeli bir sistem var. Fanlarla içeriye havayı 7 kanaldan veriyoruz. Ve bu şekilde ortama ısı vererek çiçeklenmeyi ve daha sonrasında meyve oluşumunu sağlıyoruz. Ha, şimdi buraya kovan koyuyorsunuz. Dölemeyi evet, öyle. Göllemek için arılar var. Arılar kullanıyoruz. Bombus çeşidi diye böyle bir o özellikle onun olması gerekiyor. Yani o çiçeğe çok zarar vermiyor ve soğuktan sıcaktan etkilenmeyen bir arı türü olduğu için hani güneşin açmasını beklemeden hani göllemeyi sağlayabiliyor. 4-5 kat fazlasıyla şey yapıyorlar. Bize ikram edin. Evet. Çok kıymetli bir şey. Bunu yemeye de yapalım. Fazlayla gönderecek misiniz? yaklaşık bu sene %10 bir artış oldu. 3 milyar doların üzerinde bir yaş meyve sebze ihracatı var. Dolayısıyla bunun bölge olarak, Mersin bölgesi olarak yaklaşık 750 milyon doların üzerinde bir rakamı sadece bu bölge karşılıyor. Tabii bu bölgenin içerisinde de MUT en mümbit, en verimli topraklara sahip. Bu verimli topraklar içerisinde biz de Türkiye'nin ilk erik hasadını bu vesileyle bugün burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz MUT ilçemizde. İnşallah bu hasadın tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İlçemizde 14 bin dekar civarında bir erik bahçesi, ürün toplayabileceğimiz erik bahçemiz var. Tabii sadece erikte değil, diğer ürünlerde de iddialıyız. Ama eriğimizin lezzeti Türkiye'de en iyisi. Hem taşımaya uygun, lezzet anlamında, tat anlamında da Türkiye'deki en iyi eriği ürettiğimizi iddia ediyoruz. Tabii biz burada son teknolojiyi de kullanarak, termoblok yöntemleriyle gördüğünüz gibi tarihe baktığımız zaman Mart ayının ilk haftasında hasat edecek bir eriğe ulaşmış durumdayız. Burada tabii üreticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz hepsine. Burada büyük bir emek var, gayret var, çaba var. Hem bilimden yararlanıyorlar, hem burada çok ciddi anlamda kendi sermayelerini ve emeklerini bir araya getiriyorlar. İlçemiz adına mutluyuz bugün, gururluyuz. Evet. Buradan sonra az önce bahsettiğim gibi yani Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 1/4'ünü üreten bir ilde yaşıyoruz ve bunu bu ilin içerisinde de en verimli topraklardayız. İlçemizin sahip olduğu mikroklimal iklim sayesinde erkenciliği yakalamaktayız. Bugün de 2022 yılı örtü altı erik hasadını Türkiye'de ilk çıkaran ilçelerden, illerden biriyiz. Bulunmuş olduğumuz ilçede de toplam 3000-4000 dekar alanda gerek örtü altı gerekse açık alanda erik üretimi yapılmaktadır. Burada mahallemizde 14 adet örtü altı seramızda şu an erik üretimi yapılmakta. Üretimini bugün hasadını yapacağımız ve yapmış olduğumuz eriğimizi biz gerek Antalya, gerek Mersin, Konya, İstanbul gibi hallerimize buralar üzerinden de Rusya pazarına, Avrupa pazarına, işte Arap Emirlikleri gibi ülkemizden dışarıya ihracatını yapmış bulunmaktayız, yapmaktayız. Bulunmuş olduğumuz seramız ortalama 700-800 metrekare bir seradır. 39 ağacımız bulunmaktadır. Ortalama 1 ton 200 gibi bir rekolte tahmin etmekteyiz bulmuş olduğumuz bahçede. Fiyatsal olarak da küçük küçük kaselerde 7-8 eriğin bulunduğu 80-90 gram olan kaselerde kase fiyatı 80-100 lira gibi bir rakamlarla şu an gitmektedir. Totalde de kilogramı 800-1000 TL'de şu an MUT ilçemiz Kravga eriğimizi satışa sunmuş bulunmaktayız. 2018 yılından beri Mart ayında eriği gerek ilimizde gerek ilçemizde ilk biz çıkartıyoruz bu bölgede. Ama bundan sonrası için de farklı seralarda teorik hesaplamaları yaparak, pratikte de uygulamaya çalışarak değişik ısıtma sistemleriyle, değişik döllenme şekilleriyle daha erkene almaya çalışıyoruz bu. Şöyle maskesiz çekilelim. Adam bunu bulgur kurutuyor. Kaynattığı bulgur. Evet. Yani aslında ne bileyim çok düşük şeyler ama işte o ikinci ele sizin bir kapı açmanız lazım. Projeyi AB üretelim. Nasıl oldu? Çok beğendim.